Sayın Genel Müdür, Sayın Yüksek Temsilciler, kıymetli hocalarım ve de sevgili arkadaşlarım. 21. Online Çocuk Forumuna hepiniz hoş geldiniz. 20 yıldır aralıksız yüz yüze gerçekleştirdiğimiz Çocuk Forumunu 21. senesinde pandemiden dolayı online olarak gerçekleştireceğiz. 80 bin ila arkadaşlarımız yan tarafında ekranlarda yine görüyorsunuz. Bu süreçte COVID-19 sürecinden dolayı yüz yüze gerçekleştiremiyoruz. Fakat yine online ortamda aynı şekilde, aynı şehvetle, aynı sevgiyle sizlerle forumumuzu gerçekleştireceğiz. Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un dün akşam itibariyle COVID-19 virüsüne yakalandığını öğrendik ve bu bizi çok üzdü. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Geçtiğimiz Kasım ayından beri İnci ve ben arkadaşlarımızın bize verdiği bu görevi layığıyla sürdürmeye çalışıyoruz. Bizler bu komitenin bir parçası olmakla sizlerle gurur duyuyoruz. Çünkü dünyada bizim gibi bir yapılanmanın eşi benzeri yok. Çocuk komiteleri bu konuda eşsiz. Komitenin temel amacı olan çocuk haklarını anlatmak için sizlere ufak bir sunum hazırladık. Eş koordinatörüm sizlere bu sunumu sunacak. Çocuk hakları nedir? Çocukları zarar görmekten koruyan, onlara uygun tarzda yetişmeleri için şans veren, sağlık, eğitim, yaşama ve gelişme, katılım ve ayrımcılığa uğramama gibi temel ihtiyaçları sağlamayı öngören haklardır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na dair sözleşme. 20 Kasım 1989 tarihinde oy birliğiyle kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na dair sözleşme, tarihte en geniş katılımlı insan hakları sözleşmesidir. Bu sözleşme, çocuk hakları ile ilgili yasal bağlayıcı olan ilk sözleşmedir. Ülkemiz tarafından 1990 yılında imzalanan sözleşme, 1995 yılında uluslararası düzenle bağlayıcılık kazanmıştır. Türkiye, sözleşmeyi imzalayarak 3. ülke oldu. Sözleşmenin imzalandığı gün olan 20 Kasım, Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Türkiye'deki uygulamasını izlemekten sorumlu koordinatör kurum olarak görevlendirilmiştir. 54 maddeden oluşan sözleşmenin genel prensipleri 4 temel başlık altında toplanmıştır. Bu haklara şemsi haklara değinmektedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na dair sözleşme gereğince 0-18 yaş arasındaki her birey çocuk. Sözleşme dünyada en yaygın kabul gören sınıflar arası belge niteliğinde olup 54 maddeye alınmaktadır. Sözleşmenin genel prensipleri 4 temel başlık altında toplanmıştır. Ayrım gözetmeme, çocuğun yüksek yararı, yaşama, hayatta kalma ve gelişim hakkı, çocuğun katılım hakkı. Ayrım gözetmeme hakkı. Haklar çocuklar arasında ayrım ve fark gözetmeye kısmı uygulanır. Çocuğun yüksek yararı. Hükümetler, kurumlar, kuruluşlar ve bireyler, yani herkes alınması gereken kararlarda ve uygulamalarda çocuk için en iyi olanı, çocuğun yüksek yararını düşünecek hareketler etmektedir. Yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakkı, çocukların yaşam hakkı vardır. Devletler, hükümetler, çocuğun hayatta kalması ve sağlıklı gelişebilmesi için mümkün olan her türlü çabayı göstermektedir. Çocuğun katılım hakkı, çocuklar ve ailenin hayatlarını etkileyecek kararlar alınacağı zaman görüşlerini serbestçe ifade etme ve düşüncelerine önem verilmesi hakkına sahiptir. Ben de size çocuk hakları alanında yapılan çalışmalardan bahsedeceğim. Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu, Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi, TRMM Çocuk Hakları İzleme Komisyonu, periyodik gelişim raporları ve Çocuk Hakları İlk Komiteleri, Ulusal Çocuk Forumu, Çocuk Danışma Kurulu, kamp dışında yaşayan tutuluyor çocuklara yönelik İlk Çocuk Hakları Komiteleri aracılığıyla gerçekleştirilen sosyal uyum programı, Çocuk Hakları Bölge Toplantıları, bugünün çocuklarının yarın çocuklarına bırakacakları daha temiz bir dünya için el ele kampanyası. Yasal dayanakları ise çocuk hakları mevzuatı. Şöyle, Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu, Çocuk Hakları İl Çocuk Yetişkin Komitelerinin oluşturulması, çalışma usul ve esaslara ilişkin yönerge, Çocuk Danışma Kurulu'nun oluşturulması ve çalışma esaslarına ilişkin yönerge de yine aynı şekilde. Çocuk haklarının yürütmüş olduğu faaliyetler ise şunlar. Ramazan etkinlikleri, çocuk hakları akran eğitimleri, sosyal uyum programları, çocuk hakları yetişkin eğitimi, sosyal etkinlikler, gezi, yürüyüş, piknik, şenlik, kamp vesaire, yazılı görsel materyal hazırlama,
kitap, dergi, afiş, çocuk hakları durakları ve benzeri. Yine sanatsal faaliyetler ve kültürel faaliyetler, tanıtım standları, toplantı, seminer, konferans, her türlü bağımlılıkla ilgili bilinçlendirme, eğitim, sosyal faaliyetler, fidan biçimi, hatıra olmanı ve benzeri. Önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenleme, Dünya Çocukları Günü, Çocuk İşçiliğiyle İlgili Mücadele Günü gibi. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sayın katılımcılar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere İlmi Serkenci, Sayın Cahil Figo'yu konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Onlar bağlanacak. Onlar bağlanacak.